Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi tarafından gerçekleştirecek olan Türkiye Yapay Zeka Haftası'na hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Yapay Zeka Haftası'nda birbirinden değerli konuları ve konuşmacıları bu sahnede, bu dijital sahnede bu hafta boyunca hep birlikte ağırlıyor olacağız. Ben de sizlere eşlik ediyor olacağım. Lafı daha fazla uzatmadan hemen açılış konuşmasını yapmak üzere bakıyorum hemen dijital sahnemizde kimler var. Halil Aksu, Dijitopya'nın kurucusu ve aynı zamanda da Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin kurucularından Sayın Halil Aksu'yu ve aynı zamanda da Eczacıbaşı Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı kurucusu ve başkanı Sayın Faruk Eczacıbaşı'yı dijital alkışlarınızla dijital sahneme çağırıyorum. Bakalım geldiler mi? Günaydın herkese. Günaydın Hakan. Merhaba. Günaydın Faruk Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Günaydın. Teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız. Kasvetli dışarısı kasvetli ama gayet ışıl ışıl bir etkinliğe geldik galiba. Evet, teşekkür ederiz nazik sözleriniz için. Faruk Bey, izninizle ben ekranda kendimi sunumda daha rahat ifade edebiliyorum. O yüzden hemen şöyle bir sunuma geçiyorum. Hakan'ın söylediği gibi bütün hafta boyunca bu şekilde de herhalde ülkemizde ilk kez yapay zeka alanında bu denli kapsamlı bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Biz 2017'de bu Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifini kurduk. Ve şu misyonla yola çıktık. Türkiye'de yapay zeka farkındalığını arttırmak ve Türkiye'deki yapay zeka ekosistemini geliştirmek amacıyla ve misyonuyla çalışıyoruz. Bunun için bir kahraman ekip var. Şu an Hakan'ı, işte Faruk Bey'i, beni görüyorsunuz ekranda ama arkada çalışan kahraman bir ekip var. Onlara huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 2017'de ilk suç ortaklarımız, tabiri caizse bu beyefendilerdi, isterdik hanımefendiler de olsun aralarında ama ilk başvurduğumuz, akıllarına güvendiğimiz bizim yol arkadaşlarımız bu beyefendilerdi. Bunlarla birlikte kurduk hareketimizi, Yapay Zeka inisiyatifini. Adını da o gün, o gece verdik ilk buluşmamızda. 50'den fazla şirket şu an Türkiye'nin önde gelen her sektörden, her ölçekte şirketler sağ olsun Türkiye Yapay Zeka inisiyatifine inandılar ve destekliyorlar. Üniversitelerle çok yakın işbirliği içindeyiz. Burada temasta olduğumuz daha fazla üniversitede var ama bunlar başlıca çok yakın temasta olduğumuz kurumlar. Bunların sayısını düzenli olarak arttırıyoruz. Ülkemizde üniversitelerde de yapay zeka mühendisliği bölümleri ve yapay zeka araştırma merkezleri kurulmaya başlandı ve devam ediyor. İlk başladığımızda 2017'de 15 tane startup tespit edebilmiştik. Ve 2017'den bu yana gerçekten eksponansiyel olarak arttı ve şu an bu ekranda 150 civarında yapay zeka girişimi görüyorsunuz. Bunların hepsi aktif, bazıları yatırım aldı, bazıları yurt dışına ofis kurdu, bazıları yurt dışına ihracat yapıyor. Ve yaklaşık 3-4 ayda bir bu haritayı güncelliyoruz. Bu etkinlik için hazırladığımız en güncel harita Ekim 2020 tarihli yapay zeka girişimleri haritası. Onlara da başarılar diliyoruz. Dostlarımız bu etkinliğin gerçekleşmesi için bu etkinliği sponsorladılar ve şu an bir hafta boyunca devam edecek olan etkinliklerin hem manevi hem maddi olarak desteklerini sağlayan destekçilerimize, sponsorlarımıza ve tüm paydaşlara çok teşekkür ediyoruz. Aslında ben tüm söylemek istediğimi iki cümleyle özetleyeceğim ve birinci cümlesi yapay zeka medeniyetimizin yeni işletim sistemidir diyeceğim. Çünkü yapay zeka hayatımızın her yerine nüfuz edecek. Yapay zeka görüntü işleme kabiliyetiyle insan gözünden daha iyi görmeye başladı. Cep telefonlarımızda, sokaktaki mobese kameralarında, fabrikalardaki kalite kontrol noktalarında ve aklınıza gelebilecek her yerde düşük ya da yüksek çözünürlüklü kameralardan gelen görüntüleri derin öğrenme ve benzeri yöntemlerle artık çok iyi derecede analiz edip, gerçek zamanda neredeyse analiz edip olumsuzlukları, anomalileri ve
problemli durumları tespit edebilen kabiliyetler gelişti. Bu hatta tıbbi alanda bile görüntüleme konusunda kullanılmaya başlandı. Ve bazı alanlarda insan gözünden ve insan yeteneğinden daha iyi başarılar elde edilmeye başlandı. Bu gelişerek devam edecek. Bir insanın gün boyunca 15 tane ekrandan güvenlik kontrolü yapması zaten çok anlamlı bir meslek değil 21. yüzyıl için. Bunu kamerayla ve görüntü işlemeyle yapmamız çok daha uygun olacaktır. O insanları o ekran başlarından kurtarmakta büyük fayda var. Sadece bir patolog ya da bir radyoloğun ya da bir hekimin görüntüsünden ve bir görüntüden tahlil yapmaktansa binlerce, on binlerce, belki milyonlarca görüntüyle eğitilmiş olan bir yapay zeka ile tahlil, teşhis yapmak çok daha başarılı olabilir. Bir diğer konu tabii ses işleme de artık insan kulağından daha iyi noktalara ulaşmaya başladı. Navigasyon sistemlerimizle konuşuyoruz. Evimizde, bazılarımızın evinde hoparlörler var. Ses işleme kabiliyeti olan ve onlara seslenerek müzik çalıyoruz, sipariş veriyoruz, sohbet ediyoruz, haberleri dinliyoruz, hava durumunu sorguluyoruz ve bu giderek yaygınlaşacak. Artık yeni kuşak araçların içinde bile bu ses işleme kabiliyeti entegre edilmeye başlandı. Ses yeni bir arayüz haline gelecek. Nasıl internet bir arayüz, sonra mobil cihaz bir arayüz haline geldiyse artık ses de yeni bir conversational AI dediğimiz yeni bir arayüz haline geleceği kabaca aşikar diyebiliriz. Ve bunların arkası tabii ister sesli ister yazılı bir doğal dil işleme kabiliyeti ve özellikle de Türkiye'de Türkçe de çok hızlı gelişti. Bankalarımız, telekom şirketlerimiz, perakende şirketlerimiz ve özellikle de e-ticaret şirketlerimiz doğal dil işleme kabiliyeti konusunda kendilerini çok geliştirdiler. Chatbot'tan sentiment analizine kadar bir takım dokümanları, belgeleri işleyebilme kabiliyetinden risk analizlerine kadar çok farklı alanda bu kabiliyetler kullanılabiliyor. Hatta gazetecilik bile sorgulanmaya başlandı. Çünkü çok başarılı yazılar üretebilen, yazdığını çok kaliteli bir şekilde kontrol edebilen doğal dil işleme kabiliyetleri, algoritmaları, tabiri caizse robotları geliştirilmeye başlandı. Hangi meslekleri etkileyeceğini bu hafta boyunca da konuşmaya devam edeceğiz. Ama yeni meslekler edinilmesi gerektiğini ve bu yapay zekanın mevcut meslekleri de etkileyeceğini, belki de zenginleştireceğini ve bir gazetecinin, bir yazarın, bir sanatçının belki başka alanlara odaklanabileceğini, işin tırnak için daha rutin, daha angarya, daha hambali olan işlerini artık aynı endüstride, tarımda ve benzeri yerlerde olduğu gibi makinalara yaptırabileceğimiz çağa yaklaştık, geldik demektir. Bu kadar kabiliyeti olan yapay zeka artık demek ki kendisi muhakeme de yapabilir. Yapay zekanın en önemli özelliklerinden birisi yazılım olması ve bir araç sürücüsü, normal bir insan, Allah korusun bir kaza yapsa ya da başına olumsuz bir hal gelse ya da ıslak bir yolda, yağışlı bir havada kaysa kendisi bundan bir tecrübe edinir. Ve ya geçici olarak ya da kalıcı olarak bir daha buna daha dikkatli davranır. Yağışlı havada belki daha temkinli araç kullanır. Ama bu tecrübe sadece o sürücüyü etkiler. Oysa yapay zeka alanında bu tecrübeler herkesi etkiliyor. Yani bir yapay zekalı, otonom sürüşlü bir aracın olumsuz bir hali, kazası, kayması ya da başka bir şeysi bir yazılım reaksiyonuna sebep olduğu için o yazılıma sahip, o yapay zekaya ait tüm araçlar aynı dersten ders çıkarmış, aynı tecrübeyi edinmiş oluyorlar bir nevi. Dolayısıyla yapay zeka bizlerden çok daha hızlı öğrenecek. Yani bizim Homo sapiens türü olarak 100 bin yıl içinde öğrendiğimizi muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zeka büyük bilgisayar sistemleriyle çok hızlı bir şekilde öğrenecek. Google'ın satın aldığı DeepMind şirketinin son geliştirdiği algoritma Alpha Zero sıfırdan hiçbir şey bilmeden 4 saat içinde dünyanın en iyi satranç programı
olan Stockfish'i yenebilme kabiliyetini geliştirebilecek. Satranç oynamayı öğrendi. 4 saat içinde milyonlarca oyun, parti satranç oynayarak kendi kendine. Yapay zekanın en önemli özelliklerinden birisi bu ve biz özel sektör şirketleriyle özellikle konuşuyoruz. Yapay zekaya aktarılabilecek rutin bir takım işlerin peyderpey, ister robotik süreç otomasyonuyla olsun, ister doğal dil işleme kabiliyetleriyle olsun, ister görüntü işleme ya da başka yapay zeka uygulamalarıyla olsun, çalışanlarımızı rahatlatmak, ondan daha katma değerli işlere odaklanmalarını sağlamak üzere yapay zekadan azami derecede faydalanmanın yararlı olacağını aktarıyoruz ve bunun eğitime katkısını olacağını görebiliyoruz. Otomotive değer katacağını görüyoruz. Üretime genel olarak değer katacağını görüyoruz. Finansal sektörlerde ki bu hafta boyunca bu sektörlerin hepsinden örnekler dinleyeceksiniz ve perakende sektörüne de değer katacağını ki buna e-ticareti ve hospitality yani kafe, restoran, otel, havalimanı, liman işletmeleri ve her şeyi dahil edebiliriz. Yani müşterinin bir satıcıya temas ettiği her noktaya bakabiliriz ve bu esnada da yapılacak çok fazla iyileştirmeler var. Özetle ikinci cümleyle de kapatmak istiyorum aslında. Yapay zeka ile birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Aynı elektrikle, internetle, mobil teknolojilerle, hatta sosyal medyadaki kedilerle de birlikte yaşamayı nasıl öğrendiysek, yapay zeka ile de yaşamayı ve ondan yarar elde etmeyi, insanlığa, medeniyete hizmet etmesini birlikte kurgulayacağız. Bu haftaya geldiğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben görüşlerini çok merak ederek sözü burada tamamlayıp sevgili Faruk Eczacıbaşı'na sözü devretmek istiyorum. Tekrar çok teşekkür ederiz geldiğiniz, vakit ayırdığınız için. Buyurun. Sanal sahnemiz sizindir. Çok teşekkürler Halil Bey. Çok yani belli ki çok zevkli bir hafta olacak bu hafta. Yani her zaman çok güzel bir organizasyon olduğunu biliyoruz. TRIV Week'in. Nasıl diyoruz? Try Week mi? Try diyoruz. Try Week. Evet. Teşekkür ederiz. Değerli dostlar, gerçekten bugün sizlerle olmak çok büyük bir mutluluk. Ben biraz daha bizim teknolojik dünyanın ötesine çıkıp biraz da büyük dünyayla bağlayayım müsaade ederseniz. Ben önce Konda şirketin kurucusu ve yöneticisi Bekir Ardır'ın bir sözüyle başlamak istiyoruz. Daha doğrusu o bugünlere ara buzul dönem diyor. Gerçekten çok beğendiğim bir terim. Çünkü gerçekten aklımızın karıştığı, önümüzü göremediğimiz, neredeyse her gün yeni bir olguyla karşılaştığımız ve bir noktada da oradan oraya savrulduğumuz bir atmosfere girdiğimiz bir dönem. Biz de Türkiye'de günlük olayların içinde pişiyoruz ama dünyanın her yerinde insanlar şu anda kendilerini pek o kadar rahat hissetmiyorlar. Amerika olsun, Avustralya, Brezilya, Filipinler, İngiltere, Rusya, Macaristan, Polonya, Fransa. Yalnız ülkeler de değil, aslında kurumlar da aynı durumda. Neredeyse hiç kimse 5 sene evvel kendi yazdığı senaryoyu tutturamayacak bir durumda. Bunun galiba ortak bir açıklaması olmalı. Belki de bu paydanın içinde tüm dünyadaki kuşak farklılıklarının ortaya çıkardığı zihinsel uçurumlar var. Belki de teknoloji devlerinin devletlerle rekabet edecek güce girmeleri var. Tabuların, kutsalların bütün bu teknolojik gelişmeler yönünde güçlenmesi, gücünün azalması, buna karşılık verinin gücünün artması da olabilir. Veya bu üstel gelişme teknoloji dünyasında limitli kapasite ve erişime sahip sıradan insanların yavaş yavaş geçerliliğini kaybettiği hissine kapılması olabilir. Birçok nedeni olabilir bunun altında. Bu sene 2020
ilginç bir sene. Ağır bir gripe yakalandık. Ama bunun yanı sıra farklı bir takım özellikleri de var bu yılın. Mesela Soğuk Savaş biteli tam 30 sene oldu. İnternetin hayatımıza girmesi de 30 sene oldu. Bir de dünyanın yaş ortalaması da 30. Yani özet olarak dünyanın yarısı Soğuk Savaş'ın ne olduğunu bilmiyor. Diğer yarısı da internet dünyasının içine doğdu. 30 yaşında çalışma hayatına atılanların yöneticileri ise bambaşka bir dönemde yetiştirildiler. Ve şu anda kilit dönemlerin kilit noktaların da başındalar. %50 nüfus yine büyüklerin kendi genç bir %50 nüfus kendilerine verilen talimatları şu anda pek o kadar kaptıramıyorlar. Diğer %50 de gençlerin taleplerini kavrayamıyor. Bu model biraz da 60 bin değişkenli, muhtemelen biraz da ön yargılara sahip algoritmaları ise iki kuşaktan hiçbiri anlayamıyor. Muhtemelen böyle bir 10 sene, 15 sene sonra bir iş başvurusunda bulunulduğu zaman veya bir kredi başvurusunda bulunulduğu zaman eğer başvuran geri çevrilirse neden geri çevrildiğini ne yöneticiler bilecek ne yetkili kurumun çalışanları bilecek. Çünkü bunun sonuçları milyonlarca algoritmik sayfadan oluşan bir hesaplamayla oluşacak. Fakat bu ara dönem herhalde bir ara geçecek. Ve bana sorarsanız kısa bir dönem sonra geçecek. Ve bu dünya kendini bambaşka da bir paradigma içinde bulacak. Biliyorsunuz eskiden beri kullanılan bir laf var. Türkiye endüstri dönemini kaçırdı, bari bilgi toplumunu yakalasın diye. Bence bu eskiden daha geçerli bir sözdü. Ben bugüne bilgi çağı demeyi, bilgi çağı değil, kırılım çağı demeyi daha uygun görüyorum. Kırılım dediğimiz zaman da İngilizce disruption'ın tercümesi olarak kullanıyorum kırılımı. Ben kendi çalışma hayatımı örnek olarak gösterebilirim. Benim bu sene, tam bu sene 40. çalışma yılım. O zamanlar bilgisayarlar daha kullanıcının önüne inmemişti. Daktilo denilen bir alet kullanılıyordu. Belki aranızda bilmeyenleriniz de vardır daktilo. Akıllı telefonlar değil, cep telefonları da yok. Spotify'da yoktu da. CD'ler de yoktu, plak vardı. Tabii ki internet, sosyal medya bu gibi gereçleri hiçbirimiz tanımıyorduk, bilmiyorduk. Daha 10 sene vardı onların gelmesine. Tabii en önemlisi de bilgi havada uçuşmuyordu. İzleyicilerimizi tam olarak göremiyorum ama tahmin ediyorum onlar da 30 yaş civarındadır. Veya belki birkaç yaş daha üzerindedir. Bugünün kesitini bir ele alacak olursak, 2019 itibariyle en çok patent sahibi ülke Amerika, sonra da Çin. Birisi 152 bin, öbürü 137 bin patent sahibi. En çok yapay zeka şirketi alan, startup'ı alan şirket ise Google. Google aynı zamanda geçen sene üniversitelerden en üst düzeyde 52 tane akademisyeni kendi bünyesine kattı. Yapay zeka patentlerinin top 333 şirketin 109'u Amerika'da. Yapay zeka patentlerindeki top 160 üniversite veya kamu kurumunun 110'u da Çin'de. Patentlerin ise son yapay zeka patentlerinin %50'si de son 5 sene içinde yapıldı. Çin 2014'ten beri Amerika'dan daha fazla patent alıyor. Amerika ile patentlerinin toplamı ise
Çin ile Amerika'nın patentlerinin toplamı ise %78. Hali hazırda da alınan patentlerin sayısına bakınca bugün Intel 45.600 patentte neredeyse zirvede. Yapay zeka patentlerinin %40'ı da makine öğrenmesinden geçiyor. Değerli dostlar, yakında dünya bu buzul çağından çıkacak. Kırılım çağı çocukları endüstriye atılacak ve daha yüksek pozisyonlara gelecekler. Eskiden endüstriyel ülkeler dediğimiz ülkeler dışında bambaşka bir küresel rekabet ortamı göreceğiz. Buna yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler de olanak sağlayacak tabii. Ülkeler ve insanlar arası iş yapılabilirlik anlamında eşitsizlik de artabilecek. Nasıl bu dünyada bu verilerin kullanılacağı, hangi küresel etik kuralların uygulanacağı veya demokrasilerle genelde otoriter rejimler arasında bir tercih de yapılmaz zorunda kalınmış olacak. Ama benim görüşümce küreselleşme arttıkça ister istemez demokrasiler birbirlerine hakim olacak. Ülkelerde daha hakim olacak. Diyorum ya, küresel buzul çağ bu belirsizliğin içinde tercihleri belki kısa bir süre içinde farklı yerine yönlendiriyor. Ama bu ileride değişecek diye düşünüyorum. Bence bu bilinçlenme, özellikle kurumlardaki gençlerimizin bilinçlenmesi gerçekten çok önemli. Yeni dünyaya dokunabilmeleri, gerçekleri görebilmeleri, farklı gerçekleri değerlendirebilmeleri çok önemli. Onun için ben TRY haftasını çok önemsiyorum. Ve bu bilinçlenme yönünde de çok önemli misyon üstlendiğini düşünüyorum. Bugün aslında Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, TRY'nin düzenleyicisi ve Türkiye Bilişim Vakfı arasında da bir işbirliğini sizinle paylaşmak benim için büyük bir gurur. Bundan sonra bu bilinçlenme, bu araştırma konusunda birlikte çalışmalar yapacağız. Hakan Bey, kolay gelsin. Bilmiyorum bizi rahat çekebilecek misiniz? Ama eminim ki çok zevkli bir yolculuk olacak bu. Ben bu yolda atacağımız adımların gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsmet Paşa'nın daha 60 sene evvel söylediği bir laf vardı. Dünya değişir, Türkiye'de bu dünyanın içinde yer alır demişti. Ama bunu coğrafi veya sosyopolitik gücümüzle değil, daha çok yumuşak gücümüze, zekamıza, entelektüel birikimimize ve daha da önemlisi uzmanlık gücümüze yapmamız lazım. Sağ olun beni dinlediğiniz için. Elinize, aklınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Gayet ufuk açıcı oldu. Peki, böyle bir çağda gençlere özellikle nasıl bir tavsiyeniz olur? Bazen umutlanılıyor sanal dünyada çünkü yer ve mekandan bağımsız hareket edilebiliyor. Bazen de umutsuzlanılıyor. Yani burası Silikon Vadisi değil, burası Londra değil, Berlin değil, Şanghay değil, Hong Kong değil, Shenzhen değil. Acaba yani tarif ettiğiniz o patent savaşları, o patent yarışlarının içinde yer almak için aslında en son cümlelerinizde söylediğiniz yumuşak yeteneklerimizi ve yaratıcılığımızı kullanmalıyız sanki, değil mi? Valla Halil Bey, benim aslında ilke olarak gerçekten kimseye öğüt vermeye ve akıl vermeye niyetim yok. Dediğim gibi yani dünya o kadar çabuk değişiyor ki artık bizim dönemimizin ben kendi alışkanlıklarıyla çok yani yaratıcılığın önünü dahi tıkayabildiğimizi görüyorum. Ama
Ben galiba şöyle görüyorum. Artık bunu evet, ülkeler kendi birikimleriyle bir öğrenme sürecinden geçtiler şimdiye kadar. Kültürel bir öğrenme süreciyle geçtiler. Fakat bugün artık demin de dediğim gibi bilgiler artık havada uçuşuyor. Yani ne coğrafya tanıyor, ne zaman tanıyor, ne mekan tanıyor. Bu bilgileri biz çok rahat kapabiliriz diye düşünüyorum. Hani bugün belki bir küreselleşmede biz bir yavaşlama hissediyoruz. Ama ben buna küreselleşmenin de hıçkırıkları diyorum. Evet, belki ne bileyim ben bir takım parasal hareketler özellikle. Biraz da tabii COVID'in etkisiyle bunlar duruluyor. Ama buna karşılık bilgiler uçuşuyor. İletişim sınır tanımıyor. Yani buna biraz kendi yeteneklerimizin bu bilgileri kullanabilme fırsatı olarak değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani bundan sonra özellikle, şimdiye kadar bakın biz hep kurumsal gözle baktık. Bence bu önemli olan projeler gözüyle bakabilmek, gelişmeler. Yani her startup bir projedir. Her girişim bir projedir. Ve bu projeler ülkelerle sınırlı değil, coğrafyayla sınırlı değil. Ortaklıkların sınırlandırılmasına gerek yok. Buralarda bence gerek bireysel olarak, gerek kurumsal olarak böyle bir bakış açısı içinde değerlendirebilmemiz lazım. Bunun için yani geç olmadığını düşünüyorum. Yeter ki fırsatları değerlendirmeyi bilelim. Sağ olun. Ben de aslında oldukça iyimserim. Belki güncel sizin izleme fırsatınız oldu mu hiç bilmiyorum. Netflix'te yeni yayınlandı David Attenborough ile ilgili, yaşamıyla ilgili yeni bir doğa belgeseli ve yer küremizin istikbali ile ilgili sürdürülebilirlik üzerine çok evet, değerli ve çok da dokunaklı bir belgesel. Kahramanlarımdan birisi odur. Bir başka sevdiğim sürdürülebilir konusundaki uzman James Lovelock, Gaia felsefesi teorisini ortaya koyan kişi. Başka sevdiğim ekonomist kahramanlarımdan birisi de Birleşmiş Milletler'in danışmanı Jeffrey Sachs. Evet. Bunların üçü de aslında yapay zekanın yer küremizi kurtarma konusunda da kullanabileceğimiz en güçlü araçlardan biri olabileceğiyle ilgili oldukça iyimserler. Ben de paylaşıyorum bu iyimserliği. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Benim bu yine aynı noktaya geleceğim. Belki hatta biraz militan olarak aynı noktaya geleceğim ben. Şimdi biz artık endüstri dönemini kapadık. Post-endüstri dönemindeyiz. Ama endüstri dönemi alışkanlıklarımız, yani rekabeti birbirimizle didişmek olarak anlamaktan geçmekten daha hala vazgeçmedik. Bu yani toplumsal, yani bu gezegen olarak öğrenmemiz gereken bir şey. Hani tamam kapitalizm, serbest rekabet iyi hoş da, yani bunun yani bu sistemik karmaşada bunun karanlık taraflarını, çirkin taraflarını daha kapamayı becerebildiğimizi ben düşünmüyorum. Bizim bir tek gezegenimiz var. Şöyle bakalım, bu gezegene bir günde gelen güneş enerjisi bir yıllık üretime yetecek düzeyde. Bunun diğer enerji kaynakları da var. Şimdi araştırma geliştirmeyi nasıl COVID'de yaptığımız gibi, ki inşallah öğreniriz biz bundan. COVID'de yapıldığı gibi dünya şu anda tek bir tehlikeyle uğraşıyorsa, aslında bu birlikteliği özellikle bilim dünyasının ve sürdürülebilirlik dünyasının üyelerinin de biraz bu gezegeni düzeltmek için bundan sonra bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz iyimseriz, kötümseriz, o bir başka mesele. Ama ben doğanın bize bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Diyor ki, ben size şimdi ılımlı bir
Vaka 1 milyon kişi öldü. Biraz da sayıların artacağı gibi gözüküyor. Daha sonu gelmedi. Ama ben diyor Doğa size ılımlı bir mesaj gönderiyorum. Eğer kendinize çeki düzen vermezseniz benim bohçamda daha başka belalar da var. Hem de çok daha ağır belalar var. İyisi mi siz bundan ders alın? Ey uygarlık, ey insanlık, kendinize çeki düzen verin. Ve beni bozmaya ve beni sinirlendirmeye devam etmeyin diyor. Bu benim algıladığım ulvi mesaj açıkçası. Evet, peki. Harikasınız. Muhtemelen biz bunun üzerine saatlerce daha sohbet etmeye devam edebiliriz. Evet. Ve başka bir fırsatta bunu yapalım mutlaka. Ama maalesef hafta o kadar dolu ki ben tekrar öncelikle size ve Türkiye Bilişim Vakfı ile yapacağımız işbirliği bizi de çok heyecanlandırıyor. O vesileyle de onun için de teşekkür etmek istiyorum. Ve şu an bu odada olan kahramanlar var benim bulunduğum ortamda. Türkiye Yapay Zeka Haftası'nı gerçekleştiren ve tüm destekçilerimize huzurunuzda ve herkesin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Ve sözü Hakan'a bırakıyorum. Çok bir dahaki oturumumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağ olun.